Ne mısınız? Tamam. Başlayabilirsiniz, hazırız. Çoğu çeşitli sivil toplum kuruluşları örgütlerinde ve siyasette mücadele verdim. Bu yolda şimdi de DİSK emekli sende mücadeleme devam edecek olmam benim için çok büyük bir onurdur. Türkiye milyonlarca emeklinin açlık, sefalet içinde yaşadığı bir ülke haline geldi. Emekliler sosyal yaşamın omurgasıdır. Genç kuşakların geleceklerini elleriyle, yürekleriyle şekillendirerek toplumsal hafızanın temelini oluştururlar. Bizler Türkiye'nin kalkınması için yıllarını harcamış emeklileriz. Kimimiz işçi olarak madenlerde, limanlarda, fabrikalardaydık. Kimimiz memurduk, öğretmendik. Kimimiz tarlada işçiydik. Yani yaşamın her alanındaydık. Çalışırken ödediğimiz primlerin emeklilikte insan onuruna yakışır bir yaşam için mücadele verdik. Temel ihtiyacımızı dahi karşılayamadığımız bu günlerde açlık sınırı değil, ölüm sınırında yaşamaya terk edilmiş bir durumdayız. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sadece de kendi haklarımız için değil, gençlerimizin, çocuklarımızın ve dahi torunlarımızın geleceği için mücadelemiz, kısaca hayatta kalma mücadelesi içerisindeyiz. Elinde bastonuyla ucuz ekmek kuyruğunda, et kuyruğunda onurumuzun zedelenmesini istemiyoruz. Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz. Bizleri açlığa, sefalete mahkum edenlere, gençleri umutsuzluğa, işsizliğe mahkum edenleri, her seçim döneminde sus payı olarak önümüze attığınız 3 kuruşluk müjdelere hiç inanmadığımızı biliniz. Emeklilik temel bir insan hakkıdır. Çalışanların 18 milyon civarında olduğu bir düzende emeklilerin ne denli önemli bir grup olduğu çok iyi anlaşılmalıdır. Biz emekliler de enflasyondan değil, milli gelirden pay istiyoruz. Emeklilerden sağlıkta alınan katkı payının kaldırılmasını istiyoruz. Biz emekli, dul ve yetimlere sağlık, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarımızı lüks gören bir zihniyete birlikte dur demeliyiz. Ellerindeki kefen paralarını bile harcamak zorunda kalmış emekliler olarak kendi hakkımız olan yaşam hakkımızın bir sadaka olmadığını haykırıyoruz. Demokratik insan oruna yakışır, adaletli bir gelir dağılımı ve kimsenin ötekileştirilmemesi için mücadele veriyoruz. Tekrar ediyoruz. En düşük emekli maaşı memur maaşının eşitlenmelidir. Memur maaşına eşitlenmelidir. Emekli taban maaşı yeniden belirlenmelidir. Bizlerle dalga geçenlere 31 Mart'ta sandıkta hesap sorulacaktır. Bunun için tüm emeklileri mücadeleye çağırıyoruz. Biz olursak bir oluruz, bir ağaç gibi tek, bir orman gibi kardeşçesine. Yaşasın DİSK, yaşasın DİSK emeklisi, yaşasın hakların mücadelesi. Arkadaşlar bugün de çok önemli bir gündeyiz. 21